Bir son dakikamız var efendim. İbrani kanalına göre 12. İbrani kanalı 12. Metula yerleşim yerine düşen 7 roket binalara zarar verdi ve bölgede yangın çıktı. Yerleşim yerindeki yerel güçlerden de bir asker yaralandı diye bir son dakika var. Birazdan Yunus hazır olunca Yunus'a da bağlanacağız. Hande, Hizbullah'ı konuşurken aslında Nasrallah'ın konuşmasında çok önemli bir nokta var. Senin de mutlaka dikkatini çekmiştir. Şöyle söylüyor. Sadece orada değil, artık hedef alıyoruz sizin askeri noktalarınızı, askeri merkezlerinizi. Siz bizim sivillerimizi hedef aldığınızda biz de işgal edilmiş Filistin topraklarını hedef alacağız. Bir çukur ve cehenneme dönecek orası. Siz bizim topraklarımıza girerseniz göreceksiniz. Salı ve çarşamba günü yaraladıklarınızın yüzlercesini karşınıza görecekseniz isterseniz de ne diyor? Yani artık sivilleri de hedef alabileceğiz mesajı İsmet var abi, burada. şimdi şöyle, 1996 yılında Evet. Hamas'ın bombacısı olarak bilinen Yahya Ayaş, biliyorsun, cep telefonu marifetiyle İsrail tarafından etkisiz hale Evet. getirilmişti ve sonrasında Hamas çok ciddi, tam da senin söylediğin tarzda bir karşılık vermişti. Şimdi bugün gelinen nokta da şöyle: elbette ki hiçbir insan hayatına kasteden saldırıyı kimse olumlamaz, olumlayamaz. Ama 96'da olduğu gibi karşılık verecek bir askeri kapasiteye sanki sahip değiller gibi. Yani bugünkü tablo biraz onu gösteriyor. Yani İsrail bu 25-30 yılda epey bir ileri gitmiş. Fakat buna karşılık hem Hamas hem Hizbullah maalesef ona o şekilde karşılık verecek teknolojik gelişimi sağlayamamış gibi bir durum var. Şimdi bak, siz konuşurken bir görüntü geldi. Daha bu sabah Cenin'de alçaklar yaralı bir İsrailli çatıdan aşağı atıyorlar. Evet. Ya büyük bir İzledim o insanlık görüntüyü. dramı yaşanıyor. Yani bu görüntüleri Tekmeyle. insan olan hiç kimsenin kabul etmesi mümkün değil. Yani buna karşı insanlığın bir dur demesi lazım. En başta Müslüman dünyanın, İslam dünyasının bir dur demesi lazım. Ama onu bırak, şu an siber savaşı, yeni nesil terör saldırılarını, yeni nesil savaşı konuşmaya başladık. Hani karamsar bir tablo gibi görünebilir ama maalesef acı bir tabloyla da karşı karşıyayız. Yani sen İsrail'e karşı, Amerika'ya karşı mücadele ediyorsun. Motorola'nın 80'lerde ürettiği yazılımla üretilen cihazları, çağrı cihazlarını, sözde güvenliğini sağlamak için Tayvan'dan alıyorsun. Yani burada çok ciddi Yani eksiklikler Bosna'da var. veriyorsun. Çok ciddi eksiklikler var. Şimdi tabii bu burada şöyle bir yanlış anlamada yol açmasın. Hizbullah böyle bir şey tabii ki yani kurumsal olarak bir ihaleye çıkmış değildir büyük ihtimalle. Ya elbette değil ama işte Yani zaten Lübnan. çok farklı bir Biraz kara yöntemlerle düzen bu gidiyor işleri belli yani. yapmışlardır. Biraz kara düzen gidiyor. Evet. Yani o nedenle mesela ne zaman 2000 telsizler 2014'te üretimi durmuş. Mesela patlayan telsizlerin. Ya tamam da Belli ki şimdi özel sipariş arkadaşlar. üzerine hani bizde de şimdi var ya dinlenemeyen telefon diye herkes yani eski küçücük şeyleri nedir ekransız telefonları kullanıyor bazı insanlar güvenlik anlamında. Onun benzeri bir takım yöntemler. Bizde de biliyorsunuz FETÖ döneminde bazı yetkililere bunlar dinlenmiyor diye telefonlar verdiler. Bütün kayıtları aldılar. Bu arada Hatırlayın yaralı onu da. Şimdi İsrail'i damdan attılar Filistin. diye Filistin'i değil mi? Görüntülerini gönderdim ben aslında arkadaşlara Şimdi Telegram'dan arkadaşlara o İsmet, görüntüleri ama Anadolu şimdi Ajansı da geçti, yabancı ajanslar da geçti. evet. Gerçekten korkunç bir görüntü Evet ya. evet. Korkunç bir Üç görüntü. tane galiba Ya yanılmıyorsam bir üç şey asker. söyleyeceğim, müsaade ederseniz. Şu power banki 2 ay önce, 3 ay önce mi ne aldım? İhtiyacım vardı çünkü. Hani bütün mağazalarda satılıyor. Ama bir de oturdum internette. Oğlumla beraber araştırdım. İyisi midir, kötüsü müdür, yorumlarına baktım bilmem ne. Altı üstü bir powerbank alacağım. Yani powerbank her yerde satılıyor. Nereye gitsen veriyorlar. Ve çok Eşantiyon böyle olarak bile evet dağıtılıyor. yani. Şimdi ben bunu alırken bir buçuk saatimi internette araştırmaya ayırmışsam güvenlik kaygısıyla cep telefonlarını bırakan bir yapı
Güvenlik kaygısıyla bir çağrı cihazına dönerken 30 yıl önceki teknolojiye nasıl araştırmaz be arkadaş? Hocam, ben bunu anlamıyorum. Bir güvenlik zafiyeti bu aslında. Abi güvenlik zafiyeti deyip geçemeyiz buna. Ya bu ne olabilir? Ne olabilir? Ne? Bilmiyorum ne olduğunu ama. Mesut Bey yani, bu nedir? Olacak şey değil. Benim aklım almıyor. Bu nedir? Bunun nedeni oturmuyor. Nedir? Söyler misiniz? Stratejik zafiyet. İsmail Bey'in sorduğu çok doğru ve haklı bir soru. Yani tabii ki kurumsal bir yapıda bunu beklersin ya, devlet yapılarında, organlarında bir şey yaparken incelersin, araştırırsın, güvenlik yapılarına bakarsın. Bakın diyor ki İsmail Bey, ben kendimi aldığımda daha işte onun işte o kursun içinde ne kadar tehlikeli, ne kadar kullanılıyor, ne yapılabilir, bak bunları okursunuz. Ancak burada asimetrik derken, o yüzden kusura bakmayın çok kullandım bu kelimeyi belki, ama normal düzenin dışındaki bir hayattan bahsediyoruz. Çünkü bu yapı, yani İsrail arkasında olduğu bu organizasyon, 2 ay öncesinde planlanmaya başlayan bir konu olamaz zaten. Bu işin nereden baksanız 1 sene, 2 sene, 3 sene öncesinde yapılmış, daha tohumlar atılmış bir yapıdır. Zaten istihbarat çalışmaları dünyaları bu şekilde hayatlarına devam eder. Öyle bir günlük çalışma organizasyonlarla olmaz. Şimdi siz dünyada kalkmış bir teknolojiden bahsediyorsunuz. Dünyada kalkmış bir olayı gidip kendinize göre biz bunları ürettirdik, aldık, bunu kullanacağız. Böylece İsrail bizi dinleyemeyecek. Yok öyle bir şey. Bu onu siz artık bunu şüpheyle yaklaşıp bunları kontrol ettirmeniz lazım. Bakın o çağrı cihazların içindeki o kimyasal maddeden bahsediyorum ya. Ya bir tane işte bomba köpekleri vardır biliyorsunuz. İşte polisin ya da gümrüklerde her yerde görürsünüz değil mi? Bomba köpekleri. Bomba köpekleri çok rahat anlayabileceği konulardır o kimyasallar. Yani bir bomba köpeği çok rahat anlar. Belki de ona benzer konular yapmaları gerekiyordu. Sadece koli, bırakın. En basit anlamıyla yine en bu iş başına gelmeyecek bomba yani. Bomba köpeği ya da başka bir bunu çok rahat anlardı. Yani olsun, öyle bir konu anlardı.